Biraz piyasalara bakalım, sonra bu dilimde daha siyasetle devam ederiz. Şimdi Trump'ın zaferi bizi nasıl etkileyecek, dünyayı nasıl etkileyecek? Elon Musk'ın şirketi Tesla hisseleri %15'e yakın değer kazandı. Trump şirketleri %25 prim yaptı dün. Tesla, Elon Musk güzel yatırım yapmış. 119 milyon iyi dolar para harcamış herhalde. 182 milyon. Öyle mi? 182 evet. milyon dolar para harcamış ama onun 111 katı Tesla'nın hisseleriyle birlikte kazanmış. Yani. Evet, kazanan Elon Musk oldu. Trump'ın şirketleri %25 prim yapmış. Bezos tarafsızlığını açıklamıştı. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos. O %1'e yakın bir hisseleri artmış. Biliyorsunuz Facebook ve Instagram Trump'ın hesaplarını askıya almıştı. Meta ile çok ciddi kavga ve sürtüşme yoluna gitmişti. Hatta kendi sosyal medya hesabını açmıştı Trump ve Meta hisseleri düştü. Şimdi Zuckerberg düşmüş. Yani Zuckerberg ciddi üzüntü içinde şu anda. Yeşil enerji firmalarının hisseleri değer kaybetti. Paris Anlaşması'ndan evet. çıkmıştı daha önce. Yine çıkacağım diyor çünkü. Kömür üreticileri hisselerinde rally vardı. Çevre çok önemli değil biliyorsunuz Trump'a göre. Yani Elon Musk kömür üreticileri, petrol üreticileri. Şey de ironik, Elon Musk da sonuçta enerji şirketleri, elektrikli araç sevindi. Falan üretiyor. Yani aslında o tarafta şey var ama onda Trump'ta çok karşı. Ya Trump'ın seçilmesi bir paradigma değişimi, yani bir felsefe değişimi. Sadece Trump-Biden olarak bakmamak lazım. Temsil ettikleri düşünceyi, felsefeyi değerlendirmek Peki, gerekiyor. Peki maliyetleri azaltma bakanı ne? Maliyetleri Elon azaltma Musk, bakanı. Elon Musk için düşünüyormuş. 2 trilyon dolar maliyeti azaltacakmış, bütçe kısıntısına gidecekmiş. Vergileri de indirecek biliyorsunuz çok falan. Çok güçlü geldi, dur bakalım. Şimdi, çok güçlü geldi, bu yasaları çıkartabilir. Evet, çıkartabilir. Mesele... Bir felsefe değişimine gidiyoruz her anlamda dünyada. Mars'a roketi benim dönemimde fırlatacak Elon Musk diyor. Güzel şovunu da yapar. Seyahat edeceğim diyor Mars'a. Dünya Biden döneminde... Gitsi de gelmesin. Ya dünya Biden döneminde tabii jeopolitik riskleri, savaşları konuşuyordu. Şimdi ticaret savaşlarını yeniden konuşacak. Bu manada bir değişim olacak. Bizde tabii kelimelere baktığımızda kelimelerin her zaman da gerçekleri yansıtmadığını da görebiliriz. Amerika'da evet başkanlar değişir ama sonuçta bir devlet aklı da her zaman vardır. Fakat yoğurt iş şekli değişebilir diye düşünebiliriz. Bu manada şimdi Biden demokratları, insan haklarını, özgürlüğü, işte refah toplumları, barışı, yeşil enerjiyi savunuyordu göya ama şimdi Biden döneminde dünyanın nasıl kana bulandığını da görmek lazım. Evet, Harris Gazze konusunda yani, açıklama yapmadığı şimdi, için de kaybettiği bir tepki oldu diyorlar. Mesela adalet... İşte kalkınma, refah dediğimizde olmayabiliyor mesela değil mi bazı şeyler? O yüzden kelimelere yansılanlara... Ama Amerika'da milliyetçiliğin yükselmesi ilginç değil mi? Çok dikkat etmemek lazım. Valla benim Amerika'da tanıdıklarım var. Endişelendiler yani Amerika'lı olmayan... Benim tanıdıklarımdan Trump'a oy verenler de var. Ama yaratılan algı şöyle, sanki şey değil mi? Birazcık yani, hani... Amerika'da profesyonel olarak çalışan beyaz yaka, Amerikan vatandaşı henüz olmamış isimler endişe ediyorlar. Ha, olmayanlar için. Risk olabilir gibi. Yani çalışma koşullarını, vize şeylerini daha da zorlaştırabilir. Tüm göçmenler. O kesim evet. Haklı bir endişe duyuyorlar. Ama Müslümanlar Trump'a vermiş. Orada da pragmatizm var işte. Yani bizden sonra Müslüman gelmesin. Bizden tabii sonra oranın vatandaşı olmuş. Orada yaşayan gelmesin. Bizden sonra yani onlar Amerikanlaşmış artık. Tabii. Yani. Gazze tepkisi de var diyorlar orada. Trump Biden'a. Gazze konusunda daha mı şey yani? Ya bir de şu unutulmasın. Yani İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan ne Trump değil yani? Miydi yani? Ya İsrail konusunda ikisi de aslında aynı noktada. Biri daha hani savaş odaklı ses çıkartmayabilir. Öbürü daha farklı bakabilir. Ama İsrail lobisi zaten son derece güçlü ve o tarafa desteklerini hepsi verecekler. Hocam piyasa yorumu yapacak mısınız? Piyasa yapayım. Şöyle. Tabii Bitcoin'den zaten sabah erken saatlerinde Trump'ın gelmeye başladığını anlamıştık. 75'e çıktı. O taraf önemli. En sevinen Bitcoin bir de. Şimdi demin dedim ya Biden dönemi savaşlar dönemiydi. Trump döneminde bu yoktu. Trump da gelir gelmez benzer bir açıklama yaptı. Savaşları bitireceğim dedi. Bu manada değerli metaller belli bir noktaya gelmişti altın gümüş gibi. Oralardaki gevşemeyi buna bağlayabiliriz. Tabii bu süreç belli bir süreliğine olur. Gümüşte kayıp %5'i aştı. 34 dolarla 35 dolarlara yaklaşmıştı. 31 dolarlara kadar düştü. %5'e geldi. Şimdi birkaç altın geriledi. Bir onu süre merak bu devam edecektir. Altında düşüşte evet. sürecek mi? Hızlı bir şekilde geldiler. Bu bir sürece yayılacak. 2025 ve sonrasında bu değerli metallerde potansiyel hep olacak. Çünkü enflasyonist etkiler olacak.
oraya geliriz ama kısa vadede düzeltme seviyelerinde olduğu için Trump'ın söylemleriyle jeopolitik risklerin azalması beklentisi de bu tarafa tabii ki düşüş olarak ya da düzeltme vesilesi olarak. 2665 dolara indi yansıdı. Bir anda hocam. Tabii 2800 dolara yaklaştı işte, biliyorsun. 2750 dolardı. Gümüş de uzun bir aradan sonra 12 yıldan sonra önemli yerleri kırıp 35 dolarlara yaklaşmıştı. Daha düşer mi altın? Bir miktar daha bence aşağıda yeri olabilir. Düşmese bile çok hızlı tekrar bir yükseliş göstermeyecektir. Yani bu manada buralarda zaten ben bir süredir biliyorsun şeyi geçen sene tanımlamayı yaparken 3000 dolar ve üzeri kısmında gidecek 2025'ten ama biraz sonra daha yavaş ama bir zamana yayılacaktır. Bir anda hiçbir şey olmaz. Hocam bizim gibi davransınlar. Bakın bizde 3000 liraya geçmişti altın. Şimdi 2932 lira bir şey değişmiyor bizde hocam. Bir şey yükseldiği zaman bizde geri gelmiyor. Şimdi yani. Trump deyince tabii vergi oranlarıyla alakalı dünya beklenti. Altın düştü bizde bir şey düşmedi. Beklenti yani. Oluştu ya vergi oranlarıyla alakalı. Hı-hı. Bu hem enflasyonist etkisi hem piyasada piyasaya yansıması noktasında piyasaları besleyen bir şey olacak gibi görülüyor. Belirli bir süre gittikten sonra şu ortaya çıkacak. Aynı zamanda enflasyonist bir etki yaratacak. Bu da tekrar para politikasının tartışılacağı bir süreci bir noktadan sonra karşımıza çıkacak. Şu anda en üzgünlerden biri de Fed Başkanı Powell mı? Fed Başkanı Powell'a ey Powell demeye başlar yakında. Bugün ne yapacak Fed? O şu olabilir. Yani şu an tabii ki beklenen dışında bir şey yapmayacak ama bir noktadan sonra Trump şunu söyleyecek. Belki de faiz indirim hızını arttırmasını talep edebilir. Yani öyle tartışmalar. Ben faizin hızlı düşmesini istiyorum diyor. İşte keşke diyor, de diyor yasalarda diyor FED konusu. Onu talep edecek. Evet, FED'de etkim olmalıydı gerçekçi diyor. Gerçekçi konuşalım, evet. Amerikan Merkez Bankası, işte efendim Avrupa Merkez Bankası ve dünyadaki birçok merkez bankası bağımsız diyoruz ama %100 bağımsız bir merkez bankası da yok. Sonuçta hükümet politikalarıyla, makro politikalarla eşdeğer, eşgüdümlü bizden iyidir bir yerden herhalde. Çek. Tabii bizde yani bağımsızlıktan zaten bahsedemeyiz de. Bizim bir tane gelişi, enflasyonumuz var mesela. Önümüzde yine korumacı tedbirler. Yine Amerika'nın içinde Amerikan vatandaşlarının işine gelecek. Bizim ihracatımızı etkiler mi? Etkiler. Çünkü gümrük tarifleri. %10 gümrük vergisi diyor. Oraları, Çin'e %60 diyor. Çin zaten ayrı bir ticaret savaşları gündeme getirecek. Avrupa aynı şekilde. Buralar bak ilk etapta piyasa coşkusu yaşanacak ama bir noktadan sonra bu tarz türbülanslar da karşımızda olacak. Yani jeopolitik risklerin yarattığı belirsizliklerin yerini yani. Tabii ticaret savaşlarının yaratacağı belirsizlikler alabilir. Bununla birlikte biz evet şöyle bir algı var ya Türkiye'de Tayyip Erdoğan'la Trump arasındaki ilişkiler çok iyi bizim işimize gelir. Şunlar unutuluyor. Yani bir tweetle neler söylediği Trump'ın Brunson krizi yaşadığımız kur şoku bunlar unutulmasın. Türkiye'nin konumunu Türkiye'nin kendi kırılganlıkları belirler ekonomik olarak. Türkiye'de biz ekonomi politikalarını ya da para politikasını sağlıklı ilerletemezsek, doğru adımlar atamazsak, yatırımcıya güven veren uluslararası camiaya ve yerli yatırımcıya sizin ilişkileriniz istediğiniz kadar iyi olsun. Belli bir noktada tavizler verir, evet kısa süreli sıcak para getirirsiniz ama problemleriniz devam eder. Enflasyon problemleriniz, piyasalarınızda istikrar sağlanamaz. Tamamen yabancıya odaklı veya onlar yoksa da içeride birilerinin oyun alanına dönmüş ki borsada gördük bunu. Hocam, ne hale getirildi insanlar? Anladım. Trump dönemi da altına düşürse de orta ve uzun vadede çıkışı yapar yine. Dünya enflasyonu yenemeyecek hep onu söyleyeyim. Dünya Fed Başkanı belki daha Trump daha fazla faiz indirimi için bastıracak ama orada politikalarda bir değişim beklemiyor. Şunu unutmasın küresel borçluluk, kamu borçları çok yüksek. Yani artmaya devam ediyor. Vergiyi de indirirsen zaten gelirin nereden olacak? Benim petrol kaynağım Suudi Arabistan'dan da hepsinden daha fazla diyor. İran mesela yaptırımları yeniden gündeme gelebilir. İran meselesi. İran başına daha kötü şeyler tabii, de gelebilir. Tabii daha kötü şeyler gelebilir. Biz yani farklı konuları konuşacağız. Yani Biden gitti, Trump geldi, her şey mükemmel değil. Veya Kamala Harris gelseydi yine mükemmel olmayacaktı. Biz önümüzde dünyada İnanılmaz belirsizlikler gene var. Ticaret savaşları, ülkeler arası ilişkiler, korumacı tedbirler, vergi tarifeleri, gümrük hocam, tarifeleri, hocam bazı ülkelerden ithal otomobillere %200 vergi alacağım demişti. Avrupa Birliği her ülkelerinden şey gelenlere de vergi getireceğim diyor. Çılgın Çin'e diyor %60 getireceğim. İlaç ithalatını 4 yıl içinde bitireceğim diyor. Çin'den hiçbir şey almayacağım diyor. Adamın çelik, elektronik. Konuşmasını görmediniz mi? Kamala, you're fired diyor. Diyor ki, çılgın bir adam. Ben diyor kişileri diyor bize diyor göç etmişlerin hepsini sınır dışı edeceğim. Sınırları da kapatacağım hiç kusura bakmayın diyor. Bu arada içeride üreteceğim. Alıcısı var Amerikan halkı. Çünkü Trump'ın ilk dönemini hatırlayın. İstihdam artmıştı. İçeride üretim artmıştı. Ve Amerikan halkı pandemi olmasaydı yeniden onu seçecekti. Ve çok tartışmalı bir şekilde aslında seçilemedi. Belki de seçilmişti bilmiyoruz. Orada da seçim güvenliği ile alakalı
neler tartışılıyor.